Ünlü yazar ve belgeselci Nebil Özgentürk'ün Mübadele Yıllarını Anlatan Toprak adlı belgeseli Bodrum'da gösterilip söyleşisi yapıldı. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk'ün Ege'den Bir Göç Hikayesi Toprak belgeselinin gösterimi Oasis Sinemarina sinemaları Salon 4 ve 5'te yapıldı. Akut Bodrum ekibinin organizasyonuyla gerçekleştiren film gösterimine CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen'in de aralarında olduğu çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi. 1924 yılında başlayan mübadele ile Anadolu'da yaşayan Rumlar ve Yunanistan'da yaşayan Türklerin zorunlu göçünü anlatan belgesel, izleyenlerin beğenisini kazandı. Gösterim öncesi düzenlenen kokteylde basın mensuplarına sorularını yanıtlayan Akut Bodrum lideri Saadettin Uslu şunları aktardı. Bildiğiniz gibi dünyada savaşlar nedeniyle birçok insan hayatını kaybediyor. Böyle bir günde biz de katkıda bulunmak ve sesimizi duyurmak istedik. Bu bağlamda Nebil Bey'in de öneri ve katkılarıyla, Birol Bey'in destekleriyle, Sinemari'nin destekleriyle burada Barış Günü çerçevesinde bir etkinlik düzenledik. Toprak belgeseli gösterilecek Nebil Bey'in. Dileriz ki bütün dünyada barış hakim olur, savaşlar biter, çocuklar annesiz, anneler babalar evlatsız kalmazlar. Teşekkür. Belgeselin gösteriminin organizasyonunda aktif rol alan iş adamı Gürol İnan da Kent Haberi yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi. Nebi Bey bir önceki Akut'un organizasyonunda bir belgesel olduğunu ve bu belgeselin Dünya Barış Günü'ne çok uygun olabileceğini söylemişti. Zaten arkadaşlarımızla burada bu şekilde bir görüşme yapmışlar. Biz de nasıl yapalım diye bir organizasyona kalkıştık. Sağ olsun Cenk Bey'e geldik burada. Sinemanın da o da en yeni sinema salonlarımız için açtı. Oasis'le görüştük. Buradaki Jasmine Production'da ses düzenimizi, her şeyimizi ayarladılar. Biz de organizasyonumuzun geri kalan kısımlarını yaptık. Tabii ki bu önemli günde mübadele çok mühim bir olay. 1924 yılında başlayan Ege'nin iki yıkasındaki bir durumu anlatan bir durum söz konusu. Belgeseli ben izledim, henüz internette yok. Belgesel hakikaten insanın gözünü yaşartacak derecede o yılları anlatan bir belgesel. Tabii bugünümüze kadar da uzanıyor. Suriye'deki zorunlu geçiş mağdurlarının da belgeselde yer aldığını göreceksiniz izlediğinizde son bölümünde. Zorunlu göç her zaman için, her toplum için, her insan için sıkıntılı bir durum. Bunları bir belgeselde Nebil Bey toparlamış. Biz de kendisiyle çok güzel bir işbirlikleri yaptık ve güzel bir organizasyona inşallah imza atacağız. Toprak belgeselinin yönetmeni Nebil Özgentürk ise 1 Eylül Dünya Barış Günü'nün tüm halkımıza, tüm insanlığa mutluluk, huzur ve barış getirmesini dileyerek başladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı. Ya 1 Eylül Dünya Barış Günü bir kere tüm halkımıza, tüm insanlığa mutluluk getirsin, huzur getirsin, barış getirsin. Dünya bir türlü barışa kavuşamıyor. Dünyanın bir ucunda savaş var, bir başka ucunda huzur var gibi algılanıyor ama aslında dünya huzursuz ve hep savaş halinde. Bizim ülkemizin etrafı savaş halinde, ülkemizin içi huzursuzluk halinde ve Dünya Barış Günü'nün görkemli bir şekilde Türkiye'nin her yerine kutlanması, anılması, selamlanması gerekiyor. Ve sağ olsunlar Akut'un Bodrum yöneticileri böyle bir fikirle yola çıktılar. Bana da bir teklifte bulundular. Ben de çok mutlu oldum. Ege'ye yakışan, Bodrum'a yakışan, Ege'de yaşanan bütün acıların, hüzünlerin hikayesi olan Toprak belgeselimi ki geçen yıl İstanbul Türk Sanat Festivali'nde gösterilmişti. Yunanistan'da gösterilmişti. Pek çok Türkiye Festivali'nde gösterilmişti. Buraya da kısmet oldu. Mübadele yıllarını anlatıyor. Sadece mübadele yıllarını değil tabii ki. Toprağından olanların öykülerini anlatıyor. Yani insanı toprağından ayırmayan diye bir sloganı var. Ege'de 100 yıl boyunca o kadar acılar yaşandı, arada hep insanlık ezildi diyerek konuşmasını sürdüren Özgentürk sözlerini şöyle noktaladı. Devam. Bu yüzden Ege'de 100 yıl boyunca o kadar acılar yaşandı ki ve arada hep insanlık ezildi. Ben insan kardeşliğine inanan bir insanım. İnsanım, bir belgeselciyim. Her yerde insan kardeşliğini savunmak gerekiyor. Etnik, din, dil düşmanlığı yapmak gerekiyor. Siyasetçiler savaşır, siyasetçiler umurlanır,
arada toprak yok olur, kayıp giderler. Bu çok acı bir şey. Bakın insanlar düşüyorlar. 300-500 kişi hiç önemli değil. Bir barış kelimesi duyduğunda bir ışık alıyorlar. Ve bunu dünyanın her yerinde, ülkenin her yerinde yansıtmak gerekiyor. Çünkü umarım biraz sonra filmi izleyecekler insan dostlarımız, filmi izleyecek olan dostlarımız bir damla gözyaşı bıraktılar kalplerine. Yürekleri üşür. Ve barışın ne kadar değerli bir şey olduğunu ve savaşın insan icadının en korkuncu olduğunu anlarlar. Bugün amacımız bunu sağlamak. Gösteriminin ardından belgeselin söyleşisi yapıldı. Taraflar imza atar derken